Ne yapıyorsun sen ya? Anime makyajı yapıyorum. Baktım izlenmemiz düşük. Animeler daha çok izleniyor abi ya. Dur oyalama beni şimdi. Bunlar çizgi karakter. Çizgi karakter. Çiziyorlar hani. Olamazsın öyle. Tipe bak. Animato'nun bu programında animeye yeni başlayanlar için 10 anime dizi önerimini sizlerle paylaşacağım. Ne kadar insanlar animenin çizgi film olduğunu zannetse de birazdan vereceğimiz anime örnekleri animenin her yaş grubuna hitaben ortaya çıktığını gösterecektir. Bazılarınız içinden "Vallahi ben hayatımda hiç animeye denk gelmedim" dese de hayatımızda bir kez olsun animeye denk gelmişizdir. Attack on Titan. Yüzyıllar önce insanlık nereden geldiği belli olmayan, herhangi bir zekaya hareket etmeyen, tek amaçları insanları öldürmek olan devlerin dünyaya gelmesiyle yok olmaya yüz tutar. Bu saldırıdan sadece devlerden korunmak için ördükleri duvarların arkasına saklanan küçük bir nüfus hayatta kalmayı başarmıştır. İç içe üç çember şeklinde olan bu duvarların dıştan içe doğru isimleri Maria, Rose ve Sina'dır. İnsanlar kendilerini korumak için büyük oranda askeri sisteme yatırım yapmaktadır ve 3 askeri düzen vardır. Surda gözcülük yapıp şehirleri koruyan garnizon, onlar, duvarların dışına çıkıp keşif yapan keşif birlikleri ve surların içerisine kalıp düzen sağlayan askeri inzibat. Fakat devler bu surlara bir saldırı yapar ve ana karakterlerimizden Eren'in annesi ölür. Bunun üzerine Eren tüm devlerin kökünü kazımaya yemin eder ve hikaye burada başlar. Dragon Ball Z. Bu serinin yapım tarihi oldukça eski. 1986 yapımı bu seri görsel bakımdan bir hayli iyi durumda. Uzun soluklu bir anime serisi arıyorsanız küçükten büyüğe tüm yaşlara hitap eden Dragon Ball Z'yi kesinlikle izlemelisiniz. Dragon Ball Z bambaşka bir dünyada insanların fabul karakterleriyle beraber yaşadığı, teknolojinin ve ilkelliğin bir arada olduğu rengarenk gizemli bir dünyada geçiyor. Goku ejder toplarını bulmak için ilk kez yaşadığı ormandan çıkacak ve macera dolu bir seri atılmış olacaktır. Merak etmeyin, 150 bölümün hepsi ejder toplarının aramasıyla geçmiyor. What happened to planet Vegeta, where we were born? It's gone, destroyed. Not because it collided with a giant meteor. It was Frieza. Frieza did it. After we Saiyan served him faithfully. Monster çok başarılı bir beyin cerrahı olan Kenzo Tenma'nın ileride ikinci Hitler olarak anılacak, başta onu tanıyan, onu evlat edinen aileler olmak üzere herkesi öldüren bir canavara dönüşecek ikiz kardeşlerden Chuhan'ı kurtarmasıyla başlar. Tenma onu kurtardığı için kendini suçlu hisseder ve onu durdurmak için peşine düşer. Fakat Chuhan'ın zekasıyla başa çıkmak o kadar kolay değildir. Then my engagement to Ava is broken. And then as soon as I decide to work as a regular doctor, without hope of ever being promoted... ...2022 yılında Sword Art Online adındaki bir oyun piyasaya sürülür. Oyun, New Gear adındaki kullanıcının kafasına geçirilerek Matrix benzeri bir sanal gerçeklikte geçmektedir. Oyunda kullanıcılar gerçek hayattaymış gibi karakterlerini kontrol edebilmekte ve beyin dalgalarını yönlendirerek sinyaller sayesinde 5 duyusunu kullanabilmektedir. Oyunun amacı 100. kata ulaşıp buradaki canavarı öldürmektir. Fakat oyuna katılanların bilmedikleri şey oyundan çıkma seçeneği bulunmamaktadır. Oyundan çıkmanın tek yolu ya ölmektir ya da oyunu bitirmektir. Ve eğer ölürlerse gerçek dünyada da New Gear beyinlerini kızartarak onları öldürecektir. Hey!
Naruto. Macera küçük bir Japon köyünde 9 kuyruklu bir tilki olan canavarın köye saldırmasıyla başlar. Bu canavarı etkisiz hale getirmek için köyün en güçlü ninjası olan 4. Hokage, bu yaratığı yetim bir bebek olan Naruto'nun bedenine hapseder. Naruto şimdi 12 yaşındadır ve iyi bir ninja olmak için çalışmaktadır. A long, long time ago in a forest far, far away, there was this fox thing tearing down trees and these ninjas were trying to stop it and shit. I don't know, man. Hold the attack and wait for the fourth Hokage! If only there was a baby, we could steal this beast inside! Great idea, guys! No! Gosh, that was a great idea. Full Metal Alchemist. Hikaye Edward ve kardeşi Alpos'un annesinin ölümünden sonra onları terk eden babalarının kütüphanesinde buldukları bir formülle annelerini geri getirme çabasıyla başlar. Fakat bu denemeler sonucunda annesini geri getirememekle kalmamış, Alpos bedeninden olmuş, Edward da kol ve bacağını kaybetmiştir. Edward kardeşinin ruhunu bir zırh içine hapseder ve kendisine demirden kol ve bacak takılır. Bundan sonra Edward metal simyacı olarak tanınmaktadır. Anohana izlerken gözyaşlarınızı tutamayacağınız tam bir dram hikayesi. Bu anime sizi alıp hikayeler dünyasına sürüklüyor, aralarındaki arkadaşlık bağlarını sonuna kadar hissediyorsunuz. Hikayenin büyüsünü bozmamak için daha fazla anlatmayacağım. Ama dram seviyorsanız bu anime tam sizlik.学校行ってないんだってな。学校も行かずに本間メイコの名前呼んで頭に何か湧いたんじゃん。みんな変わっちまったんだ。これでよく分かったろ。あの頃とは全部変わっちまったってこと。聞いた。いや、一番変わっちまったのはメンマちゃん。 Great Teacher Onizuka. Eski bir motosiklet çetesi üyesi Onizuka, hayatındaki tek bir amacı vardır, en iyi öğretmen olmak. Zar zor girmeyi başardığı okuldan zar zor mezun olup eline diplomasını alır. İş için başvurduğu ilkokulda kötü bir tecrübe geçirir ve kendini yollara vurur. Ama bilmediği şey, okulun müdürünün Onizuka'dan etkilenmiş ve onu işe almak istediğidir. Bunu haber alan Onizuka tam gaz okula geri döner ve işe alır. Ama ne yazık ki Onizuka'nın hayalini kurduğu cici öğrencilerin yanında okulun en problemli ve öğretmenlerden nefret eden sınıfı vardır. Ne de olsa Onizuka en iyi öğretmen olmak için çabalamaktadır. Bu da bunun için iyi bir fırsattır. Sonanda. Soitsa sugoi ne. Death Note. Bir anime klasiği haline gelmiş, anime izlemeyenlerin bile en az bir kere bile olsa duymuş olduğu, akla hayale gelmeyecek dahice kurgusuyla adından epeyce söz ettirmiş anime serisi Death Note. Elinize içerisine ismini yazdığınız kişinin öldüğü bir defter gelse ne yapardınız? İşte bu defter lise son sınıf öğrencisi olan Light Yagami'nin eline geçiyor ve dünyayı kötü insanlardan kurtarmak için bu defteri kullanmaya karar veriyor. Light Yagami defteri ilk bulduğunda tabii ki yazanlara inanmaz ve defteri alıp almama konusunda tereddüte düşer. Sonunda defteri alıp odasına koyar, akşam haberlerinde bir suçlunun anaokulu öğrencilerini rehin aldığını gören Light defteri denemeye karar verir. Suçlunun ismini deftere yazar ve suçlu 40 saniye içinde ölür.
Fakat Light'ın bilmediği şey bu defteri kullanan kişi ne cennete ne de cehenneme girebiliyordur. Bu Light'ın pek umurunda olmaz ve dünyayı kötü insanlardan temizlemeye inat etmiş bir şekilde defteri kullanmaya devam eder. Fakat çok geçmeden suçluların kalp krizinden ölmesi Interpol'ün dikkatini çeker ve Kira adını verdikleri katili bulmak için Light'ın peşine düşer ve entrikalarla dolu bizi kendine kitleyecek bir seri başlamış olur. Yarar sana. Ama Eri Poli'nin vatashina jitsudaisuru. Sen, vatashi o koroshite miru. Koitsu. Dekinai no. どうやら私は殺せないようだな。 殺せない人間もいる。 いいヒントをもらった。 お返しといってはなんだが。 もう一ついいことを教えてやろう。 Ve en son benim favorim, daha çok kızların dikkatini çeken Itazura na Kiss. Japonya ve Güney Kore'de animeden diziye çevrilen bir romantik komedidir. Baş karakterlerden Noyaki Irie, üstün bir zekaya sahip, ders çalışmaya ihtiyaç duymayan, soğukkanlı, umursamaz ve havalı bir karakterdir. Ona çılgınlarca aşık olan Katoko Ahari, Naoki'nin tam aksine bir karakterde, birçok konuda yeteneksiz ve sakar bir kız profilindedir. El caso es que nos esperan muchos problemas. Como Romeo y Julieta, puede ser que moriremos envenenados. Pero tengo entendido que ellos no se envenenaron. ¿De qué están hablando? ¿Acaso no lo ves? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo pasó eso? Es una broma, ¿verdad? Te amo. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.